Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Galatasaray dün akşam maalesef PSV karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Ben de bu maçı tribünde canlı bir şekilde izledim. Maçı sizler için analiz yapmak istiyorum. Hangi bölgelerde nelerde eksik yaptık bunu konuşmak istiyorum. Ama bir yandan da önümüzdeki PSV Eindhoven maçı sonrası UEFA'ya gittik biliyorsunuz. UEFA'da da rakibimiz var. Bu rakibi elersek İskoçya temsilcisi var. Bunu elersek ondan sonra playoff oynamamız gerekiyor. Yani önümüzde bizim UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmamız için iki tane maç var. Kolay değil. Bunları konuşacağız önümüzdeki yayınlarda tabii ki. Ama öncelikle dün akşamı konuşmak istiyorum. Fatih Terim maçın ilk 11'ini bir gün öncesinden vermişti ki bu maçta tur atlamayacağımızı bizler de sizler de Fatih Terim de çok iyi biliyordu. 5-1'den dönmek, rakibine en az 4-0 yenip uzatmalara gitmen gerekiyordu. 5-0 yenip tur atlaman gerekiyordu. Kolay değil tabii ki. Çünkü takım oturmamış. Takımın eksikleri var. Transferler yetişmemiş. Bir noktada da PSV Eindhoven'da geçen sezon iyi oynayan bir PSV üstüne koyarak gidiyor. İki tane iyi ismi vardı. Onlar oynamadı. Merlin zaten 35 milyon euroya Dortmund'a transfer oldu. Onun yerine genç bir futbolcu oynadı. PSV Eindhoven iyi bir takım. Hollanda temsilcisi bence oturmuş bir takımı var. Bu sezonda ligde fark yaratırlar. Ama Galatasaray'da tabii ki ilk 11'i sorgulayacak değiliz. Çünkü elimizdeki malzeme bu arkadaşlar. Transferler oldukça da tabii ki daha iyi bir takım göreceğiz. Ama dün akşam beni mutlu eden şey şuydu. Takım gençti. Yani Muslera dışında de Yedlin'i tabii çıkartırsak takım gençti. Aytaç Kaya'yı da çıkartmak lazım tabii ki. Genç bir takım vardı karşımızda. Koşan bir takım vardı. Maç başladığı zaman her iki takım da birbirine üstünlük sağlamaya çalıştı. İlk 10 dakika, 15 dakika iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Çünkü koşan, basan iki takımın mücadelesini izledik. Ben Galatasaray'ımızda son dönemlerde bu kadar baskılı, arzulu bir takım görmedim ilk 15-20 dakika. Oyuna baskıyı özledik. Daha da iyi olacak bu takım. Çünkü bu takıma Chical Jao, Sacha Boye eklenecek. Morutan konuşuluyor şu anda. Jetson, o da olmazsa başka isimler konuşuluyor. Berkan bugün açıklanacak diye bekliyoruz. Bu videoyu şu an yaptığımda henüz açıklama gelmedi ama bugün açıklanmasını bekliyoruz. Berkan Kutlu'nun PSV maçından sonra biliyorsunuz UEFA'ya bugün bir liste verilecek. Bu listede isimler verildikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız maçtan 24 saat öncesinde iki isim daha ekleyebileceğiz. Yani Galatasaray'ımız İskoç temsilcisiyle yapacağı maç öncesi en az iki isim daha ekleyebilecek gibi gözüküyor. Tabii ilk 11'de DeAndre Yedlin konusunda çok endişeliyim. Maalesef Sekidika çok iyi bir performans gösterdi aslında. Abartmıyorum ama çıplak gözle izledim ben Sekidika'yı. Bazen ekran karşısında izlerken futbolcuyu görmeyebiliyorsunuz kamerada ama ben futbolcuyu çıplak gözle izledim. Eksikleri var mı? Var eksikleri. Biraz daha özgüvenli artırması lazım. Birebir de çok etkili bir isim. Dün birkaç pozisyonda birebir kalmasına rağmen korkak davrandı bence. Üstüne üstüne gitmedi. Halbuki futbolcunun üstüne üstüne gitse çok rahat geçebilir. Çünkü o potansiyeli var. Biraz daha temkinli oynadı. Daha garanti oynamaya çalıştı ama ikinci ara biraz daha açıldı Sekidika. Ama Sekidika yani Sekidika'nın iyi oynaması için iyi bir performans göstermesi için arkasındaki futbolcunun iyi olması lazım. DeAndre Yedlin dün akşam sanki Fatih'im kendisine orta sahaya geçme der gibisinden bir türlü o bindirmeleri yapmadı. Çok nadir ama bunları zaten bir sağ bekin arada bir iki tane yaptığını görürüz kötü bir sağ bekinde. Yani Yedlin kötü demiyorum ama maalesef Galatasaray'ımızın seviyesinde olmadığını dün akşam itibariyle canlı bir gözle gördüm. Yani Fatih Terim normalde oynattığı sistemde bekler çok önemlidir Fatih Terim'in oynattığı sistemdeki Nagatomo'yu ve Mariano'yu hatırlarsanız. Dün akşam Ömer Bayram bir bek olarak elinden geleni yaptı bence. Ki bir ara taraftarda yuhladı. Ben onu doğru bulmuyorum. O arada ben alkışladım Ömer Bayram'ı. Çünkü o bizim bir futbolcumuz. Galatasaray'ın formasını giyiyor. O armayı taşıyor. Elinden geleni yapıyor ki ben çıplak gözle de gördüm bunu. Ne kadar mücadele ettiğini gördüm Ömer Bayram'ın. Yani Ömer Bayram'ın potansiyeli bu arkadaşlar. Ömer Bayram'dan bir David Alaba potansiyeli beklemeyin. Ömer Bayram'ın potansiyeli bu. Ki takım içerisinde en iyi mücadele eden futbolculardan bir tanesi de Ömer Bayram'dır. Ama şunu da söyleyeyim. Yedlin Ömer Bayram kadar mücadele etmedi. Yani bizim kendi futbolcumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Yani Yedlin konusunda ekleyeceklerim de şunlar. İşte
modern oyunda beklerin önemi o kadar fazla ki. Oyun kurma, bindirmeleri, verkaçları, o öndeki futbolcuyu desteklemek. Keza çok uzağa gitmeyelim. Geçen sezon Raşit Gezal'ın yüksek performansının en büyük etkeni Rozier gibi bir ismin arkasında olmasıydı. İşte Yedin'in de dün akşam Sekidika'yı desteklemesi gerekiyordu ama Sekidika çok yalnız kaldı. O bindirmeleri Yedin'den görmedik. Sacha Boey bence Yedin'i çok rahat kesecektir. Yedin gitmese bile. Savunma hattında Luyendama çok yerinde müdahaleler vardı açıkçası. Birkaç pozisyonda kontra atakları kesti. Futbolcular rakibin atağını kesti ama eksik maalesef. Oyun kurarken o oyunu göremiyoruz Luyendama'dan. Yani top ayağına çıksın da nereye gidersen gitsin havasında. Yani bütün yükü Markao'ya veriyor. Markao harika oynadı. Gerçekten de Markao'yu tebrik etmek lazım. Çok iyi bir futbolcu Markao. Umarım daha iyi bir yerlere gelir. Bir Şampiyonlar Ligi finali veya Şampiyonlar Ligi kupasını kazanır. Bizimle tabii ki çok zor. Belki bir Premier Lig'de olur. İnşallah Brezilya milli takımına seçilir. O potansiyeli var. İyi bir futbolcu. Yanındaki stoper daha önemli. Aytaç Kara da elinden geleni yaptı. Sekidika, Kerem, Barış'ı çok beğendim arkadaşlar. Ben sosyal medyaya baktım dün akşam. Birçok kişi yok Barış Alper'den bir cacık olmaz. Yok Barış Alper hiçbir şey yapamaz. Bu futbolcuyu niye aldınız? Transfer yapılırken de ikincilikten, üçüncülükten topçu mu alır diyen arkadaşlara dün akşam çok güzel bir cevap verdi. Barış Alper Yılmaz. Kerem üçüncülükten geldi. Milli takım formasını giydi. O üçüncülük topçusu alınmaz diyenler pişman olmadılar. Bir de Barış Alper'e laf ettiler. Barış Alper bence dün akşam çok iyiydi. Çok iyi mücadele etti. Çok soğukkanlı. Bakın Kerem'e göre, Kerem çok süratli. Barış Alper'e göre. Barış, Kerem'e göre biraz daha sakin ve soğukkanlı düşünebiliyor. Barış'ın Kerem'e göre çevre kontrolü daha iyi. Yani Barış Alper top ayağına gelmeden ne yapacağını biliyor. Dün de bunu gördük. Çıplak gözle izledim ben bunu. Ama Kerem'de bir panik havası var. Topu aldır almaz hemen bir çalım atmaya çalışıp sürekli dikine gitmeye çalışan bir Kerem görüyoruz ki dün akşam mesela kontrata çıktığımız bir pozisyonda Barış Alper'i görseydi Barış Alper kaleciyle baş başa kalabilecekti ama Kerem sağ kanada oynadı. Yani Kerem topu ayağına aldığı zaman kafasını kaldırmayıp içeride kontrolü yapmıyor. Ama Barış çok daha iyisini yapıyor. Barış'ın potansiyeli çok yüksek. Dün akşam oyundan düşmesi gayet normaldi. Çünkü Barış Alper'in kondisyonu hazır değil. İlk yarı sonuna doğru zaten yoruldu. Önümüzdeki günlerde bence kondisyon sıkıntısını da aşacaktır. Barış Alper'de o potansiyeli gördüm. Mustafa Muhammed de bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Cagne girdi. Cagne de bence iyi bir performans gösterdi. Yani dün akşam itibariyle arkadaşlar Galatasaray'ımız istediği oyunu, arzuladığı oyunu sahaya süremedi. Ama bunun da sinyallerini verdi. Fatih Terim ne yapacağını anlatır gibi konuştu basın toplantısında. Ama bunun içine bazı transferlerin olması şart. Şöyle düşünün arkadaşlar. Dün akşam yani Aytaç Kara'dan, tabii Aytaç Kara'yı kötülemek istemiyorum. Bence mücadelesi çok iyi. Ama yani daha iyi bir 6 numara lazım bize. Emre Kılıç olmuyor. Orta sahada olmuyor Emre Kılıç'ta. Yani top ayağına geldikten sonra topu tutup ondan sonra düşünen bir futbolcu olmaya başladı Emre Kılıç. Olmuyor orta sahada. 4-2-3-1 ile bu takımın yapabilecekleri bunlar. Daha da iyi olacak bu takım. Ben eminim. Gençleşiyoruz. Atay Babacan için ayrı bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen Atay Babacan konusunda dikkatli dinlemenizi istiyorum. Atay dün oyuna gittikten sonra o pas trafiğini çok iyi sağladı. Soğukkanlı davrandı. Basit oynamaya çalıştı. Topu ayağında tutmadı. Gevelemedi. Ve oyunun hızını etkiledi. Daha hızlı oynamasını sağladı. Topu ayağında tutmayıp oyunu gevelemeden oynadı. Dün Atalay Babacan gerçekten de bu takımın bir parçası olacağını sinyallerini verdi. Böyle oynarsa, üstüne koyarsa ben önümüzdeki günlerde, önümüzdeki sezon diyeyim daha doğrusu, ilk 11'i zorlamasa bile o oyuncu değişikliğinde çok rahatlıkla Atalay Babacan'ı sahada görebileceğiz. İşte o arzuladığımız, istediğimiz altyapıdan futbolcular yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İnşallah Atalay Babacan'ı da önümüzdeki sezon takımda görürüz. En azından ilk 11 olmasa bile ikinci yarın 55. 60. dakikasında oyuna giren bir Atalay görürüz. Yani dün çok fazla artık konuşacak bir şey yok. Fatih Terim de transferlerin sinyallerini verdi.
Umarım tez zamanda bu transferler de olur sevgili arkadaşlar. Yani saha içerisinde çok mücadele eden bir takım vardı ama taktik olarak biraz eksiklerimiz vardı. Fizik olarak iyi gözüküyordu takım bence. Ama sistem olarak biraz daha zaman geçmesi lazım. Yani bizim Aytaç dışında ve Babel dışında, onlar da ceza sahasının, onlar da kaleyi bulan şutlar değildi. Doğru düzgün şutumuz yok. Yani böyle tehlikeli şutumuz yok. Net gol pozisyonumuz yok. Yani bu yüzden daha çok çalışması lazım Galatasaray'ın. Fatih Terim'in, yardımcılarının daha çok çalışması gerekiyor. Ben zamanla Galatasaray'ın daha iyi olacağını düşünüyorum ama henüz hazır olmayan bir Galatasaray var. Sevgili arkadaşlar, dün akşamla ilgili aktaracaklarım bunlar. İzlediğim maçı sizlere bu şekilde anlatmak istedim. Tabi teknik analizi konusunda çok fazla detay inmeye gerek yok. Elendik sonuçta. Veda ettik Şampiyonlar Ligi'ne. En azından ben çıplak gözle izlediğim futbolcular üzerinde tek tek analiz yapmaya çalıştım. Bu noktada ben yeni transferler olursa şu anda şöyle söyleyeyim ben sizlere. Muslera zaten yeri garanti. Ömer Bayram. Zaten Solbek, Patrik ve Anolt olacak. Marko yeri garanti gibi gözüküyor. Seguidica, ben bu sezon ilk 11'i zorlar diye bekliyorum. Bunun dışında Kerem, Barış Alper, bunlar ilk 11'i zorlar. Yani güzel takım geliyor. Genç bir takım geliyor. Tecrübesiz bir takım ama daha iyi olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız ve like atarsanız seviniriz. Hoşçakalın.